Merhabalar canlar, hoş geldiniz. İyisiniz inşallah, keyifler yerindedir umarım. Sıkıntı yok. Az önce başlamıştım derse ama herhalde görememişsiniz beni. Şimdi görüyorsunuzdur umarım. Her şey kontrol altındadır diye düşünüyorum. Baştan alacağım her şeyi. Canlar bu aralar biraz nefessiz kaldım. Öyle nefesimi kaybettim. Ama olsun, bu da böyle olsun. Anladım. Şimdi olayımıza devam edelim. Şimdi can dostlarım, geleceğimiz nokta Atatürk ilkeleri. Atatürk'ün 6 tane neyi var? Temel ilkesi var. Burada can dostlarım Atatürk ilke ve inkılapları yaklaşık 3 tane soru eder. Bunlar genellikle Atatürk'ün bir sözünü verirler. Ya da Atatürk'ün yaptığı bir inkılabı verirler. Hangi ilke ya da ilkelerle bağdaştırılabilir diye sorarlar. Ya da verilen inkılaplarda kronoloji sorusu da bazen ne yapıyor? Oluyor can dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi can dostlarım, burada göreceğimiz önemli husus şu. Ben size şimdi birkaç tane kelimeler vereceğim. Bu ilke, inkılap, eşleştirmeleri, Atatürk'ün sözü bunların içerisinden çıkacak. Yani şunu söyleyeyim ben size. Can dostlarım, bu sorular aslında en kolay sorulardır. Ama sınavda da en çok hata yapılan yerlerdir. Neden hata yapılır onu söyleyeyim. Canlar, hata yapılmasındaki en büyük etken şudur. Biz genellikle en çok şunu yapıyoruz. Atatürk'ün 6 tane temel ilkesi var. Bu 6 temel ilkeyi birbirinden ayrı ne yapamayız? Düşünemeyiz. 6 temel ilkede birbirini ne yapar? Bütünler ve bağdaştırır. Ve can dostlarım, işte biz de bu hataya düşüyoruz. Bir inkılap veriliyor ya da bir söz veriliyor. İlla onu Atatürk'ün bir ilkesine tıkıştırmaya çalışıyoruz. Yapmayın bunu. Böyle soru çözülmez. Can dostlarım, Atatürk'ün 6 tane temel ilkesi vardır. Hepsi birbirinin bağlayıcısıdır. Yani yapılan bir inkılap ya da Atatürk'ün bir sözü bir ya da birden daha çok ilkeyle alakalı olabilir. Şimdi ben bunların tiyoları var, size onları vereceğim. Yani soru çözmenizi kolaylaştıracağım. Soruyu nasıl göreceksiniz, nasıl yapacaksınız onu öğreteceğim size. Haberiniz olsun. O yüzden beni dikkatle dinleyin ve verdiğim kelimeleri de ne yapın? Not alın. Nefessiz kalana kadar devam edeceğim canlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi can dostlar dikkat. Size ilk nokta cumhuriyetçilik. Şimdi bu cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi size tek bir soru sorayım. Ben bilirim ki siz, ben burada olsaydınız soruyun cevabını çat diye verirdiniz sınıfta. Ben de sizin yerinize vereyim şimdi. Cumhuriyet bir ne şeklidir? Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Yani can dostlarım dikkat. Verilen bir sözde ya da yapılan bir inkılapta yönetim kelimesini görüyorsam kesin %100 bu cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olacak. Şimdi şunu bileceksiniz. Tabii ki ben burada apartman yönetiminden falan bahsetmiyorum. Burada devlet idaresinden, devlet yönetiminden bahsediyorum. O yüzden de devlet yönetme işine biz siyasi bir iş deriz. Nasıl işmiş? Siyasi bir işmiş. Siyasi. Yani ben siyaset kelimesini de gördüğüm anda can dostlarım hangi ilkeyle alakalı olduğunu görürüm. Şu gördüğünüz cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olduğunu da ne yaparım? Görürüm. Şimdi canlar dikkat. Bakalım olayın mantığı ne? Biraz daha işinizi kolaylaştırmak istiyorum ben sizin. Şimdi halkın kendi kendini yönetmesine ben cumhuriyet diyorum. Bak, sıkıntı yok. Ve bunu tamamlayıcı bir ilke var. Ulusal egemenlik. Bana sorsalar deseler ki halkın kendi kendini yönetmesine ne denir? Cumhuriyet derim. Bana bir daha sorsalar. Halkın kendi kendini yönetmesine ne derim? Ulusal egemenlik derim. Ulusal egemenlik. Bu bunu bütünler. Değişen hiçbir şey yok. İşinizi biraz daha kolaylaştırın canlar. Dikkat. Soruyor adam. Diyor ki bir devlet neye göre yönetilir? Bir devlet neye göre yönetilir diye soruyorsa bir devlet anayasaya göre yönetilir. Bak cevap verdim yine. Ne dedim?
anayasaya göre yönetilir dedim. Yine yönetim kelimesi. Yine ağzımdan ne çıkmak zorunda kaldı canlar? Yönetim kelimesi çıkmak zorunda kaldı. E o zaman can dostlarım, ben size 21 ve 24 anayasaları yapıldı dedim değil mi? O zaman bu 21 ve 24 anayasaları hangi ilkeyle alakalı olur? Tabii ki de cumhuriyetçilik. Neden? Çünkü tekrar ediyorum, devlet neye göre yönetilir dedim? Anayasa dedim. E yönetim kelimesi varsa al, cumhuriyetçilik. Anlaştık mı canlar? Daha da kolaylaştırayım ben işinizi. Can dostları, Türk kadınına, Türk erkeğine seçme ve seçilme hakları vardır. Şimdi ben seçme ve seçilme hakkımı kullanarak devletin neyine katılırım yine? Yine yönetimine katılırım. Bak, tekrar ediyorum. Seçme ve seçilme hakkımı kullanarak devletin yine yönetimine ne yaptım? Katıldım. Yine aynı şeyi söyledim. Şimdi ben size can dostlarım siyasi partilerden bahsettim. Bu partiler can dostlarım bunlar pijama partileri değil. Biliyorsunuz bunlar doğum günü partisi de değil, siyasi parti. TCF, SCP, CHP bunlar kuruldu dedim. Şimdi can dostlarım siyasi partilerin cumhuriyetçilikten alakası var. Bak, şimdi seçime gideriz. Bize ne verirler böyle upuzun bir tane pusula. Orada çiçekli böcekli bir sürü ne var? Parti var. Bunlar ne? Siyasi partiler işte. Bu siyasi partiler seçime niye katılırlar? E çünkü seçilirlerse devleti ne yapacaklar? Yönetecekler. Anlaştık mı canlar? Devleti ne yapacaklar? Yönetecekler. Bak, yönetecekler dedim. Haberiniz olsun. E yönetecekler diyorsam yine siyasi partilerin kurulması da hangi ilkeyle alakalı olacak can dostlarım? Şu gördüğünüz cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olacak. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Şimdi can dostlarım işin tiyosu bu. Anahtar kelimemiz yönetim ve siyasi noktaları. Yönetim ve siyaseti gördüğüm zaman cumhuriyetçiliği görüyorum. Şimdi bakalım. Yapılan inkılaplar var ve Atatürk'ün sözleri var. Şimdi ben bu sözlerden bunları çıkarabiliyor muyum? Şöyle birebir ne yapalım şimdi? Görelim. Ben size Atatürk'ün sözlerini yine defterinize verdim. Karşınıza çıkar diye. Şimdi bunlara dikkat ediyorsunuz. Can dostlarım diyor ki Atatürk şunu söylemiş. Bugünkü hükümetimiz demiş. Canlar bakın ne dedi size hemen? Hükümetimiz dedi. Hükümet dedi hükümet. Bugünkü hükümetimiz. E bu ne demek? Can dostlarım hükümet ne iş yapar? Aa, devleti yönetir, yönetir. Hükümet ne iş yapıyormuş? Devleti yönetiyormuş. E o zaman ben cümleye başlar başlamaz zaten cumhuriyetçiliği burada ne yaptım? Gördüm. Yani burada söyleyebilecek hiçbir şey yok. Devam edeyim. Devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı. Ya millet kendi kendine kendiliğinden bir devlet teşkilatı yapıyorsa al işte ulusal egemenlik kendi kendini yönetiyor demektir. Ve can dostlarım bir devlet teşkilatı ve hükümetidir ki onun adı cumhuriyettir. Şimdi burada cumhuriyettir demiş. Ben bu cumhuriyettir kelimesini çıkarırım. Bunu sana veririm. Bundan ne anladın la diye sana sorarım. Sen de direkt hükümet kendi kendine diyorsa al hükümet ne yapar yönetir? Cumhuriyetçiliği bulursun. Buna dikkat ediyorsunuz. Alın işin tiyosu bu. Anlaştık mı can dostlar? Devam edelim. Bakın Atatürk'ün bir sözünü daha vereyim ben size. Can dostlarım Atatürk'ün bu sözünde de neyi göreceksiniz? Yine cumhuriyetçiliği göreceksiniz. Nasıl göreceksiniz? Beraber görelim. Şimdi bakalım. Can dostlarım diyor ki bak her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bak ne geldi? Siyasal. Kendine özgü siyasal bir düşünceye sahip olmak. E şimdi can dostlarım ben size az önce ne dedim? Dedim ki devlet yönetim işi siyasi bir iştir, apartman yönetim işi değildir. E burada da sana siyasal bir düşünce dedi. Yani cumhuriyetçiliği söyledi. Bak yönetimden bahsetti. Gördünüz mü? Gerisini okumam bile aslında. Ama yine de devam edeyim. Bir düşünceye sahip olmak bağlı olduğu dinin demiş. Bak
bir kelime daha buldum. Birazdan onu da öğreteceğim. Size az önce ne dedim? Atatürk ilkeleri birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ve yapılan bir inkılap ya da verilen bir söz birden çok ilkeyle alakalı olabilir. Ve ben bunu aynı zamanda bu sözü cumhuriyetçinin yanında laikliğin içerisine de koyarım. Çünkü din kelimesini bana ne yaptı? Verdi. Herkes istediği dine inanmakta neymiş? Özgürmüş can dostlarım. Haberiniz olsun. Bu sözde bunu ne yapacak? Onaylayacak ve kanıtlayacak. Tekrar ediyorum. Yönetim, siyasi kelimeleriz. Üşenmeyin, soru sorun. Verdiği cevap sana direkt neyi verir? Cumhuriyetçiliği verir. Nefessiz kaldım derken şaka yapmıyorum canlar. Evet, nefesimi aldılar. Evet, yönetim siyasi noktası. Anlaştık mı canlar? Buraya ne yapıyorsunuz? Çok çok dikkat ediyorsunuz. Dedikten sonra. Şimdi can dostlarım, geldik bir uyarı noktası. Şimdi biz Atatürk'ün ilkelerini birbirinden ayrı ne yapmayacağız dedik? Düşünmeyeceğiz dedik. Şimdi bakın, bu cumhuriyetçilik ilkesi hangi ilkelerle birebir ilişkili olacak? Dikkat edeceksiniz. Şimdi can dostlarım, bu bir cumhuriyetçilik ilkesi ve bu cumhuriyetçilik ilkesi. Canlar dikkat, egemenliği. Bak, not alıyorsunuz bunu. Egemenliği halka verdiğinden, cumhuriyetçilik ilkesi egemenliği halka verdiğinden halkçılık, aha bu ilkeyle, halkçılık ilkesiyle alakalı. Can dostlarım, millet bilincini oluşturduğundan, millet bilincini oluşturduğundan, milliyetçilik ve can dostlarım dikkat, akıl ve bilimi rehber edindiğinden laiklik, akıl ve bilimi rehber edindiğinden laiklik ilkeleriyle ilişkilidir. Gördünüz mü canlar? Bunu not alıyorsunuz o noktanıza. Önemli bir nokta, önemli bir uyarı. Can dostlarım tekrar ediyorum. Egemenliği halka verdiğinden halkçılık, millet bilincini oluşturduğundan milliyetçilik, akıl ve bilimi rehber edindiğinden laiklik ilkeleriyle doğrudan ne yapacak? İlişkili olacak. Haberiniz olsun. Bunu ne yapıyorsunuz? Not alıyorsunuz. Egemenliği halka verdiğinden halkçılık, millet bilincini oluşturduğundan milliyetçilik, akıl ve bilimi rehber edindiğinden laiklik ilkesiyle ne yapılacak? Alakalı olacak can dostlar. Dikkat edeceğiniz uyarınız bu idi. Anlaştık mı canlar? Umarım almışsınızdır uyarıyı da. Ve biz işimize ne yapalım? Şimdi devam edelim. Şimdi canlar, ben yine Atatürk'ün bir sözünü size vereceğim. Burada dikkat edeceksiniz. Şimdi bakın, Atatürk'ün bir sözü daha geldi. Can dostlarım diyor ki bize, Türk milletinin yaratılışına en uygun olan idare etmek ne demektir canlar? İdare etmek yönetmektir, bak yönetmek. Türk milletinin yaratılışına en uygun olan idare, yani yönetim cumhuriyettir diyor. Çıkarırım bu cumhuriyet kelimesini buradan. Can dostlarım bu sözü veririm ve size der ki hangi ilkeyle alakalı? Al, idare kelimesini görüyorsan, millet egemenliğini görüyorsan, yeni idareye kavuşuncaya kadar görüyorsan, siyaset kelimesini görüyorsan, hepsi neyle ilgili? Hepsi cumhuriyetçilikle ilgili. Zaten söz doğrudan
cumhuriyetçilik ilkesini ne yapar? Bas bas sana anlatır, haberiniz olsun. Ertan hocamızdan size tavsiye. Anlaştık mı canlar? Şimdi Atatürk'ün sözlerini verdim. Atatürk'ün sözlerinde cumhuriyetçiliğin nasıl olabileceğini size gösterdim. Bir de bir inkılaplarına bakalım. Şimdi inkılaplarla ilgili nasıl bir bağdaştırma yapacağız? Onları şöyle bir ne yapalım canlar? Görelim. Bakalım bu yönetim kelimesi, siyaset kelimesi, can dostlarım, bu yapılan inkılaplarla da örtüşüyor mu? Evet, şimdi can dostlarım dikkat. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bir tanesi tebirin açılması. Şimdi ben buradan yönetim bulmam lazım. Üşenmeyeceğim, soracağım. Diyorum ki can dostlar, dikkat. Bir devlet nereden yönetilir? Bak yine ne dedim? Nereden yönetilir dedim. Can dostlarım ben bunu açarak okurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Canlar bir devlet meclisten yönetilir. Meclisten. Bak ne demek zorunda kaldım soruyorum. Dedi ki devlet nereden yönetilir? Al meclisten yönetilir dedi. Tebliğin açılması o zaman hangi ilkeyle alakalı olacak? Al cumhuriyetçilikle alakalı. Çünkü devlet nereden yönetiliyormuş? Can dostlarım meclisten. Anlaştık mı canlar? Şimdi burada vereceğim önemli bir hususiyet daha var. Dikkat edin. Can dostlarım 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetçilikte ne alakası var? Şimdi canlar bakın. Halifeliğin kaldırılması doğrudan laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Ama cumhuriyetçilikle alakalı neye vardır? Can dostlarım halife kimdir? Hemen cevap verin. Halife İslam aleminin dini lideridir. Bak söylüyorum. İslam aleminin dini lideridir. Lider ne iş yapar? Lider yönetir canlar, yönetir bak. Lider ne iş yapıyormuş? Lider yönetiyormuş. Bak yine hangi ilkeyle alakalı oldu yine? Cumhuriyetçilikle. Zaten halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte direkt şunu söyleyeceğim. Ulusal egemenlik ilkesi tam anlamıyla gerçekleşmiştir diyeceğim. Ulusal egemenlik ilkesi tam anlamıyla gerçekleşmiştir diyeceğiz. Evet, can dostlarım dikkat. 21 ve 24 anayasalarının kabul edilmesi. Az önce söyledim. Devlet neye göre yönetilir? Anayasaya göre yönetilir. Bak yine ne dedim? Yine yönetme kelimesini kullandım. Ne oldu o zaman anayasaları yaptıysam? Yönetim de ortaya çıkmış oldu. Can dostlarım dikkat. Çok partili hayata geçiş denemeleri. Şimdi can dostlarım az önce söyledim. Şimdi çok partili hayata geçiş denemeleri derken bunlar doğum günü partisi ya da pijama partisi değil. Bunlar böyle lay lay lop partiler değil. Adı üstünde ne partileri bunlar? Siyasi partiler canlar. Siyasi partiler. O zaman çok partili hayata geçiş denemeleri, partili hayata geçiş denemeleri, siyasi partiler, devlet yönetimi hangi ilkelerle alakalı olacak? Cumhuriyetçilik ilkesiyle yine can dostlarım alakalı olduğunu gördük. Şimdi can dostlarım dikkat. Bir diğer noktası saltanatın kaldırılması. Ben bir soru sorayım. Siz zaten cevabını verirsiniz oradan. Saltanat bir ne şeklidir? Yönetim, yönetim. Bak, saltanat bir yönetim şeklidir. Bak yine ne dedim? Yine yönetim dedim. Saltanatı kurmuşum, kaldırmışım. Beni çok ilgilendirmez. Saltanat bir yönetim şekliyse, burada bir yönetim bulacaksam, o zaman cumhuriyetçilik ilkesini ne yaparım? Doğrudan alırım, haberiniz olsun. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması, can dostlarım, doğrudan cumhuriyetçilikle alakalıdır. Devam edeyim. Ordunun siyasetten ayrılması. Bak bak. Ordu nereden ayrılmış? Siyasetten. Arkadaş, siyasetten ayrılıyorsa, al yönetim siyasi değil mi? Ordu yönetimden, devlet yönetiminden ayrılmış işte. Al hangi ilkeyle alakalı oldu yine? Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetin ilanı. Valla bu en zoru. Can dostlarım ben size söyleyeyim. Cumhuriyetin ilanı cumhuriyetçilikle alakalı mıdır diye sorarlarsa boş bırakın. Yani ben de bilmiyorum. Acaba cumhuriyetin ilanı cumhuriyetçilikle alakalı mıdır değil midir?
Yani şimdi ben burada espri yapıyorum, siz bunu ciddiye alırsınız, boş alın bırakmayın. Cumhuriyet'in ilanı işte adı üstünde can dostlarım. Ne olacak? Bu ilkeyle alakalı olacak. Yani Cumhuriyet'in ilanı diyecek bir şeyim yok. Ve son olarak kadınlara siyasi haklar tanınması. Şimdi can dostlarım, kadınlara siyasi haklar tanınıyormuş. Hangi haklar? Bak bak bak. Siyasi haklar. Gördünüz mü bak? Yine neyi buldum? Siyasiyi buldum. Yaptığım hiçbir şey yok. Bir tane kelimeyi. Ya Ertan Hoca bir tane bir kelime verdi bak. Cumhuriyetçilik. Ne kadar uzun canım var. Bak verdiğim kelime. Yönetim, siyasi, üçeci, üçeci. Şunu görüyorsun, aklından çıkarma, aklında tut bunu, al sana soruyu çözdür. Başka hiçbir cacığı yok bu işin, haberiniz olsun can dostlarım. Bu bunun en kolay çözme yöntemidir, en kolay tiyosudur ve bununla da çatır çatır soruları ne yaparsınız? Çözersiniz. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili size Atatürk'ün sözlerini verdim. İnkılaplarını verdim. Neyle bulacağınızı da verdim. Şimdi top sizde can dostlarım. Artık bunun üstesinden ne yaparsınız? Gelirsiniz. Şimdi canlar o zaman bir diğer ülkemize de ne yapalım? Geçelim. Diğer ülkemizde laiklik ilkesi ne yapacak? Olacak. Şimdi canlar, laiklik ilkesi olayını nasıl çözeceğiz? Bakın şimdi nasıl çözeceğiz? Ben size olayın kolay noktasını ne yapacağım? Vereceğim canlar. Şimdi az önce ben size neyi verdim? Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili yönetimi ne yapın dedim? Bulun dedim. Sıkıntı yok. Şimdi de can dostlarım aynı şeyi laiklik ilkesiyle ilgili vereceğim. Şimdi bu laiklik ilkesinin aslında kolay bir ilke canlar. Yani çok rahat ne yaparsınız? Yaparsınız. Şimdi burada da can dostlarım, bileceğiniz birkaç tane kelime var. Ben laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılapları, Atatürk'ün sözünü bulmak istiyorsam yapacağım en önemli husus şu. Buradaki anahtar kelimem din, din, din. Din kelimesinin geçtiği her yerde laiklik vardır. Size ilkokul 2'den beri öğretilen bir laiklik tanımı var. Ne derler? Din ve devlet üzerinden birbirinden ayrılmak. Bak, bunun neyi anlama geldiğini bilmiyorsunuz ama size bu soru çözdürür. Din kelimesini gördüğün zaman laik diyor. Yani ne diyor size biliyor musunuz orada din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması derken? Devletin dini kurallara göre değil, akıl ve bilim yoluyla oluşturulmuş. Tekrar ediyorum, devletin dini kurallara göre değil, akıl ve bilim yoluyla oluşturulmuş pozitif hukuk kurallarıyla yönetilmesidir. Devletin dini kurallara göre değil, akıl ve bilim yoluyla oluşturulmuş pozitif hukuk kurallarıyla yönetilmesi. Laiklik ilkesi, laiklik ilkesi, laiklik ilkesi. Şimdi din kelimesini gördün, göremedin mi? Başka kelime ara, akıl ve bilim. Akıl ve bilimin olduğu her yerde laiklik vardır. Can dostlarım, Atatürk diyor ki hayatta en hakiki mürşit, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlimdir, fendir. İlimdir, fendir. Akıl ve bilimdir. Akıl ve bilimdir. Atatürk ne diyormuş? Hayatta en hakiki mürşit akıl ve bilimmiş. Can dostlarım, akıl ve bilim, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünün laiklik ilkesiyle alakalı olduğunu ne yaptık? Gördük. Ve can dostlarım, laiklik bize ne sağlar? Vicdan hürriyeti sağlar. Dikkat edeceksiniz. Ne sağlıyormuş? Vicdan hürriyeti sağlıyormuş. Bu ne demek? Bu şu demek. Der ki bizim anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bak başlarken niteliklerine şöyle başlar. Laik diye başlar bak. Laik diye başlar. Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet demek. Türkiye Cumhuriyeti laik,
demokratik, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal bir hukuk devletidir. Can dostlarım, laik bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nde vicdan hürriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde şunu diyor size, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir vatandaşı, herkes istediği dine inanmakta özgürdür. Ve bir kimse başka bir kimseyi, can dostlarım, başka bir dine inanması için zorlayamaz. Ve yine bir kimse başka bir kimseyi inandığı dinin ibadetlerini yerine getiriyor diye ayıplayamaz, kınalayamaz, aşağılayamaz. Bunlar insanlık suçudur. Bunlar nefret suçudur. Ve bir kimse başka bir kimseye inancını açıklaması için baskı dahi yapamaz. Bunlar Allah'la kul arasında yaşanan işlerdir ve kimse karışamaz. Ve işte bunu sağlayan da nedir? Laiklik ilkesidir. Can dostlarım, bu ülkede camiler var. Bu ülkede kiliseler var, bu ülkede havralar, sinagoglar var. Herkes istediği gibi gidip ibadetini yapıyor. Kimse sen ne yapıyorsun demiyor. İşte bunu sağlayan ilke laiklik ilkesidir. Çünkü bu ülkede vicdan hürriyeti vardır. Can dostlarım, herkes, tekrar ediyorum, istediği dine inanmakta özgürdür. Bir kimse başka bir kimseyi başka bir dine inanması için sorgulayamaz, baskı yapamaz, dinini sorgulayamaz, hiçbir şekilde ayıplayamaz, kınayamaz, aşağılayamaz. Bunları sağlayan da laikliktir, haberiniz olsun. Anlaştık mı can dostlarım? Laiklik, hür düşünce noktasını da, din hürriyetini de kişilere getiren bir ilkedir. Şimdi can dostlarım, burada Atatürk'ün bir sözü var, dikkat, bizde ruhbanlık yoktur. Her fert dinini demiş, bak din kelimesi laik diye hemen bulduk. Dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da mekteptir. Dinden maddi menfaat sağlayanlar iğrenç kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna izin vermiyoruz demiştir Mustafa Kemal Atatürk can dostlarım. Yani okuduğumuz cümlede kaç tane din kelimesi geçtiğini siz ne yaptınız? Görmüş oldunuz. Anlaştık mı canlar? Laiklik ilkesiyle ilgili bilmemiz gereken hususlar bunlar. Şimdi orada bir uyarı verdim. Can dostlarım, dikkat! Laiklik, dinin eğitim, kültürel ve hukuksal alanlarda da ayrılması anlamı taşımaktadır. Yani laiklik bizim ülkemizde her alanda ne yapılır? Uygulanan bir ilkedir. Buna da ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Tekrar ediyorum. Laiklik Türkiye'de her alanda, eğitim, kültürel, hukuksal alanda da ne yapar? Bir ortam hazırlar, ayrılmasını da taşır. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Yine laik düzene geçişle ümmetçi toplum anlayışından ulus, milli toplum anlayışına geçiyoruz. Can dostlarım, al sana bir de ulusçuluk. Milliyetçiliği ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Şimdi bakalım yapılan inkılaplara. İnkılaplarda bunları nasıl göreceğiz? Din kelimesini nasıl ortaya çıkaracağız? Şimdi canlar, ben burada yapılan işlerde din mi arayacağım? Dini bir iş mi arayacağım? Bakayım hemen. Şimdi burada bir saltanatın kaldırılması var, değil mi can dostlar? Ben size dedim ki saltanat bir ne şeklidir? Yönetim şeklidir. O zaman hangi ilkeyle alakalıdır dedim? Cumhuriyetçilik. Ama saltanat neye dayalı bir yönetim şeklidir? Can dostlarım, dine dayalı bir yönetim şeklidir bizde. O zaman can dostlarım, kaldırılması laiklikle de alakalı olur mu? Olur. Al, adam sana soru verdi. Bir dedi cumhuriyetçilik. Canlar, al dedi ki iki laiklik. Üç de devletçilik. Sonra da şu. Dedi ki 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması. Tekrar ediyorum. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ya da hangileriyle alakalı olabilir? Ya hoca ne demişti?
Saltanat bir yönetim şekli, cumhuriyetçilik. Saltanat dine dayalı bir yönetim şekli, laiklik. Devletçilik ekonomiyle alakalı bir şey daha öğretmedim, bunu birazdan öğreteceğim. Can dostlarım, o zaman C şıkkına bakarım. Orada bir ve, ki ve öncüllerini görürüm. Elimi korkak alıştırmam, yapıştırır, giderim. Cevabım bu olur. Genellikle sorular öncüllü olur. Dikkat edin. Size doğrudan diye sormadığı sürece bunları ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Anlaştık mı canlar? Şimdi gelelim bir diğerine. Halifeliğin kaldırılması. Doğrudan laiklikle ilgili zaten. Can dostum, buna diyecek bir şeyimiz yok. Halifeliğin kaldırılması doğrudan laiklik ilkesiyle alakalı bir durum. Şimdi demiş ki şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Can dostlarım, şer'iye, şer'i ne demek şer'i? Dini demek, dini. Şer'i din demek, din. Din kelimesidir. Şer'iye ve evkaf vekaleti, hani deriz ya şeriatın kesti parmak acımaz falan filan diye. Can dostlarım, şer'iye ve evkaf vekaleti de adı üstüne bak, bakanlığın ismi bu. Din ve Vakıf İşleri Bakanlığı. Ne bakanlığıymış? Din ve Vakıf İşleri Bakanlığı. Din Bakanlığıymış zaten. Kaldırılması hangi ilkeyle alakalı? Can dostlarım, laiklik ilkesiyle alakalı. Şimdi geliyorum bir diğerine. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Ben bunları ileride size şimdi inkılaplarda öğreteceğim. Can dostlarım, Tevhid-i Tedrisat Kanunu size tanımlarken aynen şu cümleyi kuracağım. Diyeceğim ki, laik eğitim yolunda atılan en büyük adım. Bak. Diyorum ki, laik eğitim yolunda atılan en büyük adım, Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Ya arkadaş, ben zaten sana inkılabı anlatırken ilkenin ismini söylemek zorunda kalıyorum. Ben sana ilkenin ismini söylüyorsam, o zaman burada ne var? Laiklik var. Altına geçtiğin zaman burada zaten net bir şekilde göreceksin. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na bağlı olarak medreseler kapatılıyor. Şimdi can dostlarım, medreseler ne eğitimi veren kurumlardır? Din eğitimi veren kurumlar. Gördünüz mü? Medreselerin kapatılması, din eğitimi veren kurumların kapatılması. Neyle ilgili? Yine laiklikle ilgili. Az önce söyledim. Canlar, şeriat mahkemeleri. Ne mahkemeleriymiş? Şeriat, şer'i ne demekti? Din demekti. Şeriat mahkemelerinin kapatılması da hangi ilkeyle alakalı? Yine laiklik ilkesiyle ne yapacak? Alakalı olacak. Can dostlarım, gelelim bir medeni kanun. Medeni kanunu ben laiklikle nasıl açıklarım? Çok basit. Bunların hepsini tek tek öğretirken tekrar göreceksiniz. Türk medeni kanunu, can dostlarım, dini kurallara göre değil, akıl ve bilim yoluyla oluşturulmuş pozitif hukuk kurallarıdır. Medeni kanun. Kadına sosyal alandaki haklarını veren kanundur. Türk kadını sosyal alandaki haklarını medeni kanunla almıştır. Bizde can dostlarım, medeni kanundan önce başka bir medeni kanun yok muydu? Vardı. Can dostlarım, mecelle. Mecelle dini kurallara göreydi. Mecellenin kaldırılması dini kurallara göre olan, akıl ve bilim yoluyla oluşturmuş pozitif hukuk kuralları da medeni kanun. Otomatikman neyle ilgili oldu? Can dostlarım, laiklikle alakalı oldu. Bunu tutar neye dalırım? Hakçılığa dalırım. Çünkü eşitlik yapacağız. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Tekke ve zaviyeler. Ya tekke ve zaviye deyince aklınıza ne gelir? Valla benim aklıma tekke ve zaviye deyince dinden başka bir şey gelmiyor. Hani eğer buraya geldiğinizde can dostlarım aklına başka bir şey gelen varsa, tekke ve zaviye deyince hocam benim aklıma din dışında şu geliyor deyip, yani aklına süpermarket falan gelen varsa onu da ikna eder. Anlaştık mı canlar? Tekke ve zaviyeler. Zaten can dostlarım tarikatların elindeki din kurumlarıydı. Tekkeler, işte şehirlerde olanlarını tekke, kasabalarda küçük yerlerde olanlarını da zaviye diyorduk. Kılık kıyafet düzenlemesi. 1925 tarihi. Kılık kıyafet sizin tanımınızda şapka kanunu. Bak şimdi, şapka kanunu. Şimdi bu kılık kıyafet kanununun laiklikle ne alakası var? Söyleyeyim. Şimdi ben size bu kılık kıyafet kanunu öğretirken şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki din adamları dışında, tekrar ediyorum, din adamları dışında dini kıyafet giyilmesi yasaktır.
Yani diyorum ki sen din adamı değilsen, yani ben din kelimesini kaç kere geçirdim bilmiyorum burada ama din kelimesini yine söyledim. Din adamları dışında dini kıyafetle dolaşılması yasaktır. Din adamları dışında dini kıyafetle dolaşılması yasaktır diyorsa sana hangi ilkedir zaten hocamlar? A. Laiklik ilkesiyle ne yapacak? Olacak. Can Dostum 1928 yılında anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması. Bu doğrudan zaten laiklikle ilgili. Can Dostum 37'de laiklik ilkesinin anayasaya dahil olması. Hangi ilke? Laiklik ilkesi anayasaya girmiş. Artık hangi ilkeyle alakalı olabilir? Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi. Yine zor sorulardan bir tanesi. Tabii ki laiklik ilkesiyle alakalı ne yapacak? Olacak. Can dostlarım bakın yapılan her işte neyi buldum hep? Dini buldum, din. Hep üşenmedim, soruyu sordum, hep dini buldum. Dini buluyorsam hangi ilkeymiş? Laiklik ilkesiymiş. Laiklik ilkesi. Din, akıl, bilim, vicdan, hürriyeti. Laiklik ilkesi. Din. Anlaştık mı can dostlar? Bu da bunun tüyosuydu. Bu size acayip işinizi kolaylaştırır ve soruları çatır çatır çözdürür can dostlarım. Haberiniz olsun. Dedik can dostlarım. Bir diğer ilkemize geçeceğiz şimdi. İlkemiz halkçılık ilkesi olacak. Ama önce bir ara verdik. Aradan sonra halkçılıkta ne yapacağız? Görüşeceğiz. Bir 15 dakika aramız var. Aradan sonra tekrar burada olalım canlar.